doğru yapmazlarsa bizim 15 senedir ilmek ilmek ördüğümüz ihracatı maalesef yerle yeksan ederler. Finansal işleri yapanlar bunlar. Ama öbür tarafta 6000 tane üretici var. Dahil işlem rejimini yanlış kullananlar, suistimal edenler, kendisine biçen altın borsası üyeleri. Bizim hiçbir şeye göz yummamız mümkün değil bundan sonra. 19 gündür daha Türkiye'ye herhangi bir altın girmedi. Bundan sonra söyleyeceğiz. Sırf 6000 kişiyi korumak için bunu yapacağız. Buradan onu da rahat rahat söylemek istiyorum. Bir sene sonra seçim var. Mesela şu anda duyuyoruz ki bazı rafinericiler seçime hazırlanıyor. Türkiye'de bir eksikliği dolduracağına inanıyorum. Bundan sonra yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Kuyumculuğun yeni sesi Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün çok önemli bir isimle sektörümüzün sorunlarını, merak edilenlerini konuşacağız. Kendisi Türkiye ihracatı için ve sektörümüzün ihracatı için hiç durmadan koşturan bir isim. Yaptığı projelerde sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek alınan bir isim. Çok değerli bir isim söylediğimiz gibi sektörümüz için Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Kamar bizi bugün ağırlıyor. Çok teşekkür ederiz başkanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen başlayalım başkanım. Gündem çok sıcak. Son dönemde değişen kanunlar var. Bu kanunlar özellikle standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ve dahilde işlem rejimiyle ilgili. Bu kanunlar sektörümüzü nasıl etkileyecek? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten uzun zamandır biz kuyumculuk sektörüyle alakalı düzenlemeler yapılması gerektiğini söylüyoruz. 1989'da 32 sayılı Türk parasını koruma kanunu çıktıktan sonra aradan geçmiş neredeyse 31 yıl. Dolayısıyla bu 31 yıl içerisinde çok değişiklikler oldu. Ve tamamen yamalı bir bohçaya benzemeye başladı. Biz bunun baştan itibaren düzeltilmesi gerektiğini, yeni dünya düzenine, yeni dinamiklere göre yeni bir kararın çıkarılması gerektiğini hep söylüyoruz. Yaklaşık bu yönetime geldiğimiz 2018 yılından itibaren söylüyoruz. Fakat yavaş yavaş son bir senedir bazı şeyleri yapmaya başladılar ama bu işlemleri yaparken de, bu değişiklikleri yaparken de bizim sektörümüzle pek işbirliğine gittiklerini söyleyemem. Özellikle sektör temsilcisi olan bizler, Mücevher İhracatçıları Birliği veya İstanbul Kuyumcular Odası ve Kuyumcular Odaları veya Ticaret Odaları veya Sanayi Odaları'nın kuyumculuk sektörlerini çağırıp da bir çalıştay, bir toplantı, bir istişare yapılmadı. Kendi görüşlerine göre değişiklikler yapıldı. Tabii kendi görüşlerine göre değişiklikler yapıldığı zaman da maalesef her zaman biz şunu gördük ki doğrular da oluyor ama yanlışlar da oluyor. Kurunun yanında yaşlar da yanıyor. Bu çıkan en son gerek tebliğ değişiklikleri gerek kararlarda çok olumlu yanlar da var. Fakat sektörü sıkıntıya sokacak yanlar da var. Onun için biz şimdi doğruları kabul edeceğiz. Yanlışlar içinde zaten yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır konuşuyoruz. Onların da düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Şimdi neydi bu değişiklikler? Bir tanesi dahil işlem rejimi kapsamında bir disiplin altına almak için ilk önce Şubat ayının 5'inde bir tebliğ yayınlandı ve dahil işlem rejimindeki yeni oyunun kuralları tanıtıldı. Arkasından da ayın 19'unda, 18'inde bir 32 sayılı Türk parası koruma kanununda kararında bir değişiklik yapıldı. Sonra pazar günü, 2 gün sonra bir değişiklik daha, bir düzenleme daha yapıldı. Ki zannediyorum arkasından düzenlemeler de gelecek. Yani ilk baştakiler temeldi. Onun üstüne bir şeyleri inşa edecekler. Şimdi inşa etmelerinde bir sakınca yok biraz önce söylediğim gibi. Ancak bunu doğru yapmazlarsa bizim 15 senedir ilmek ilmek ördüğümüz ihracatı, dünyadaki lider olma konumumuzu, sektörün büyüklüğünü maalesef yerle yeksan ederler. Onun için de zaten gerek pazartesi günü gerek salı günü Ankara'da 8-10'a yakın toplantı yaptık. Toplantılarımız devam ediyor. Bugün yarın Merkez Bankası Başkanımız, Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımızla da son görüşmeleri yapıp bütün her şeyi anlatacağız. Şimdi bu dahili işlem rejimini neden soru şu, neden bu değişikliklere gidiyorsunuz? Yani 15 senedir düzgün şekilde işleyen bir sistem ki biz 2003 yılında Mücevher İhracatçı Birliği'ni kurduğumuz zaman o zamanın başbakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanımızla beraber sektörün
büyüme ihtimalini ve potansiyelini anlattık. Onun için de zaten kendisi o zaman Mücevher İhracatçı Birliği'ni kurdu. Arkasından da 2006 yılında sektörün büyümesi için 2006'ya 12 sayılı genelgeyle dahili işlem rejimini düzenledi. Ve bu düzenlemeler bizi o tarihlerde %0,5 aldığımız dünya mücevher pazarından %5'lere çıkardı bugün. Ki bizim 2023 hedefimizde %10 bir pazar payını almak böyle gidersek. Ama maalesef her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de son 2-3 senedir, 4 senedir dahili işlem rejimini üretici lehine kullanmayan, finans aracı olarak kullanan veya sermaye transferi olarak kullanan veya yurt dışındaki ihracat ödemeleri için kullanan bir durum haline de geldi. Yani evet, dahili işlem rejimi Türk mücevher sektörü için çok önemli. Elin taşı, elin kuşu, küçük orta boy üreticilerimizin sermaye yeterliliğini sağlıyor. Bunlar çok iyi ama öbür taraftan da maalesef bunlar iyiyken bir taraftan da başkaları dahili işlem rejimini kullanmak amacıyla bunu bir finans aracı olarak, bir transfer aracı olarak da kullanmaya başladı. Biz bunların hepsini zaten biliyorduk, söylüyorduk da. Onun için 3 sene önce dedik ki bunları ayıralım. Dahili işlem rejimi iki ayakta kullanılıyor. Bir finans kısmı var, bir üretici kısmı var. Bizi üretici kısmı alakadar ediyor dedik. Yani finans kısmı ile ilgili düzenlemeler yapın. Bu en son yapılan düzenlemelerin bazıları, çoğunluğu bununla alakalı. Diyor ki, evet diyor, sen diyor altın mı kullanmak istiyorsun diyor. O zaman diyor yurt dışından bedelsiz olarak altınını getirebilir ve sermayene ilave edebilirsin diyor. Okey, bunun üreticiyle alakası yok, yapsınlar. Veya diyor ki sen altın getirip özellikle Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelere, Libya gibi ülkelere ihracat yapıyorsun ama parasını dolar olarak alamıyorsun, iç piyasada ödüyorsun. Bunun için altın getirip altın karşılığı ödüyorsun. Bunu mu yapıyorsun? Tamam diyor, bunun da üretimle alakası yok. Bunu da diyor bedelsiz olarak getir, parasını ihracatçılara öde. Sebze ihracatçısına, makine ihracatçısına, her türlü ihracatçıya öde diyor. Bunları şeyle karıştırma diyor. Üretimle karıştırmıyor. Bunlar zaten bizim hep olmasını istediğimiz şeyler. Çünkü devlet bu işleri yaparken bütün bu genelgeleri şuna bakıyor. Dediğim gibi zamanın dinamikleri biraz farklı. Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durum, jeostratejik durum, komşularla ilişkiler, Mavi Vatan Projesi, Doğu Akdeniz, Amerika, Rusya ilişkileri, kendi para birimleriyle işlem yapma ülkeler arasında, sivil problemleri, bir sürü problem var son 4-5 senedir. Biz bunun içerisindeki en önemli avantajlarımızdan bir tanesinin altın olduğunu ve altını bir ödeme aracı olarak kullanılması gerektiğini, fakat bunun sistemsel olarak yerlerine yerleştirilmesi gerektiğini, OECD kurallarına uygun olarak yapılması gerektiğini, çünkü OECD kuralları çok önemli. Eğer bunun dışına çıkmaya başlarsanız zaten Türkiye sıkıntılı bir pozisyonda. Yani Halkbank'ta bunu gördük. Sizi her an cezalandırmak için kara para aklayan ülkeler sınıfına itme. Oraya ittikleri zaman bizim işte CDS'lerin yükselmesi, o yükselince paraya ulaşma zorluğumuz veya faizlerin yükselmesi gibi zincirleme bir reaksiyon gösteriyor. Şimdi bunların olması için bir yandan ihtiyacımız var buna, ama bir yandan da kuralıyla ihtiyacımız var. Bu çıkan kanunlar, kararların çoğu buna hizmet ediyor. Bu bakımdan iyi. Fakat bunları yaparken ihracatçının pozisyonun biraz göz ardı edildiğini görüyoruz. Evet, bu gelen dışarıdan finans operasyonları için gelen parayla ilgili çıkan yönetmelikler, tebliğler, kararlar bizim esas üreticimizi de sıkmaya başladı. Şimdi biz şöyle bir araştırma yaptık. Bu işle ilgili olan 4 tane rafineri var. 16 tane de altın borsası üyesi var. Şimdi finansal işleri yapanlar bunlar. Ama öbür tarafta 6000 tane üretici var. Bunun yarım hamülcüsü var, tamircisi var, dökümcüsü var, osu var, busu var. 6000 tane kişi var. Burada 250 bin kişi var. Dolayısıyla burada finans ayağı kullanan, bu işi aracılık eden, bunu kendi lehlerine kullanan rafineriler 4 kişi ve 16 kişi. Ama öbür tarafta 6000 kişi. Şimdi biz bugüne kadar bu iş yürüyor diye hiç sesimizi çıkartmıyorduk.
Çünkü alan memnun, veren memnun. Bu arada bir de ortada pazarlamacılar, tüccarlar dediğimiz bir bölüm var. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da ikiye ayrılıyor. Bir tanesi gidiyor Fas, Cezayir, Tunus, Romanya müşteri buluyor. Müşteriden altınları getiriyor. İç piyasada altını dağıtıyor ve tekrar onu ihraç ediyor. Okey. Bir de taşımacılar var. Bunlar ne yapıyor? Dubai, Irak gibi bir sürü firmaya sipariş veren insanların altınını topluyor. Geliyor Türkiye'de herkese dağıtıyor. Onların altınlarını alıyor. Irak, Dubai'de tekrar dağıtıyor. Tabiri caizse dış ticaret pozisyonu gibi bir şeylik yapıyor. Veyahut da bir taşıma şirketi pozisyonunda, sigortalı. Bu işleri yapıyor. Tabii bu işleri yaparken biraz akla kara da karışıyor. Onlar bazen böyle işin üretimle, finans işliğinde birazcık çorba ediyorlar. Bu çorbalar bu ortalığı karıştırıyor. Onun dışında başka bir sıkıntı da üreticilerimizden de kaynaklanıyor. Şimdi biz 40 senelik ben üreticiyim. Biz 5 sene öncesine kadar yaptığımız ihracatın hepsini dibine kadar kendimiz yapıyorduk. Alıyorduk müşteriden siparişi, üretiyorduk. Ya kendimiz götürüyorduk ya da ihraç ediyorduk. Şimdi bunun da bir masrafı var, bir maliyeti var. Yani buradan ihraç ettiğin zaman $100, $200, $300 bir maliyetin var. Karşı taraftan da para geldiği zaman bankada yapılan işlemlerden dolayı da bir maliyetin var. Şimdi sırf bundan kaçmak için bu sevgili üreticilerimiz, Türk kuyumculuk sektörünün bir özelliği de çok küçükçe olmasıdır. Bu $100, $200'dan kaçmak için gidiyor bu tüccarlara veriyor. Abi al benim malımı da götür. Al abi benim malımı da götür. Benimkini de götür. Altınımı getir. Harika bir düzen kurulmuş. Şimdi bunu kurdukları zaman işte böylece attıkları taş döndü şu anda kendilerine vurdu. Ha öyle mi dedi devlet? Ben o zaman bunlara engel getiriyorum dedi. Benden önceden izin alacaksınız dedi. Ben izini verdikten sonra altın gelecek dedi. Kapasite kullanım oranına bakacağım dedi. İhraç etmeden mal getiremezsin dedi. Bunların hepsini de şimdi yaşamaya başlıyorlar. Şimdi işin şeyi bu. Yani yapılan düzenleme ve değişiklikler bir ihtiyaç. Evet yapılması gerekli. %80-90 oranında doğru. %20'lik bir rot balans çekilmesi lazım. Bununla ilgili de görüşüyoruz ama şunu buradan bütün sektöre açık ilan ediyorum. Pazartesi günü toplantımızdan itibaren bizim hiçbir şeye göz yummamız mümkün değil bundan sonra. Tek tek ihracat yapanların ki biz ihracat olsun, ticaret olsun diye gözümüzü kapatıyorduk. Bundan sonra tek tek dahil işlem rejimini yanlış kullananlar, suistimal edenler, kendisine biçen altın borsası üyeleri, altın borsası üyelerinden üreticiye zarar verecek şekilde hareket edenler, kimse bunları ifşa edeceğiz. Bunları bangır bangır söyleyeceğiz. Bu işin neden olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Kimler tarafından yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Bunu üstüne basa basa yapanlar, büyük çoğunluğu altın borsası üyelerinde olan rafineri ve borsa üyeleri, belli bir bölümü de taşımacı ve bazı tüccar adı altındaki kişiler. Bazı diyorum. Onun için sektör bir sıkıntıya girecek. Şu anda ayın 5'inden beri dahili işlem rejimi kapsamında hiç kimse izin alamadı. Bugün ayın 24'ü. 19 gündür daha Türkiye'ye herhangi bir altın girmedi. Şimdi bu sektörü bitirir. Sektörü bitirir. Biz 15 senedir bulduğumuz müşteriyi bitirir. Çünkü altın dediğiniz zaman birazcık gizlilik, gizem gerektirir. Şimdi önceden izin alacak, ismini, soyadını söyleyeceksin, uçağını söyleyeceksin, her şeyini ayan beyan ortaya koyacaksın. Ondan sonra geleceksin, gideceksin falan falan. Onun için bu pazartesi günü toplantımız çok önemli bir toplantı. Sektörü tamamen açık açık konuşacağız, açık açık oynayacağız. Burada herhangi bir düşman kazanıp kazanmama gibi bir derdimiz de yok. İster kazanalım, ister kazanmayalım. Ben neticede İhracatçının başkanıyım. Bunu herkes böyle bilsin. Ben Türkiye'deki Mücevher İhracatçılar Birliği başkanıyım. Türkiye'deki 6 bin üreticinin 250 bin kişinin başkanıyım. Onun için bu işin finans ayağını kullanacaklarının başkanı orada altın borsasında.
gitsinler orayla konuşsunlar. Orayla işleri halletsinler. Hatta daha da başka kısımlar, kararlar, yönetmelikler gerekiyorsa bununla ilgili de gideceğiz. Biz diyeceğiz ki bakın şuradan şöyle numara yapıyorlar. Bunu da engelleyin diyeceğiz. Bundan sonra söyleyeceğiz. Sırf 6.000 kişiyi korumak için bunu yapacağız. Onun için çıkan tebliğler, velhasıl kelam çıkan tebliğlerin %90'ı doğru ve yararlı. %10'unda üreticiyi zarar vermeyecek şekilde, üreticiyi ve bulunduğumuz pozisyonu 15 senelik kazandığımız kazanımı yerle yeksan etmeyecek şekilde bazı yerlerle de ayar çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Durum bu. Bir sene sonra da seçim var. Buradan onu da rahat rahat söylemek istiyorum. Bir sene sonra seçim var. Mesela şu anda duyuyoruz ki bazı rafinericiler seçime hazırlanıyor. Bak bu da çok ilginç. Yani bizim yönetim kurulumuzda bir rafinerici, altın işiyle uğraşan, has işiyle uğraşan, külçe işiyle uğraşan kimse yok. Hepsi üretici. Ya organize parakendeci, ya büyük ihracatçı, ya üretici. Fakat bir sene sonraki, çünkü yönetim kurulu başkanı olduğum için üyeliklere bakıyorum. Yağmur gibi üyelik var şu anda. İhracat yapmayan yağmur gibi üyelik var. Mesela 2 ay içinde 65 kişi üye olmuş. Sıfır ihracat. Bunlar 2022 yılındaki seçimlerde oy kullanmak üzere şu anda devşirme üyeler. Gülüyoruz. Yani sektör buna karar verecek. Netice itibariyle sektör kendilerini belli bir sektöre teslim etmek istiyorlarsa, büyüklerin hegemonyasına girmek istiyorlarsa izleyecekleri yol odur. Bu bizim tabii duyumumuz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu bir sene sonraki seçimlerde göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim sorularımız bunlardı. Eklemek istediğiniz, sizin değinmek istediğiniz başka bir... Vallahi her şeyden önce size de hayırlı uğurlu olsun. Güzel iş yapıyorsunuz. Bunda ne kadar çok yayılırsanız, Kuyum Haber ne kadar çok kişiye değerse, ulaşırsa, her gün kendini yenileyebilirse, çünkü neticede her gün açtığı zaman insanlar yeni haber, yeni içerik görmek istiyor. Bunu sağlarsanız da ben Türkiye'de bir eksikliği dolduracağına inanıyorum. Bundan sonra yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bizi kabul ettiniz. Evet, söylediğimiz gibi bugün çok önemli bir ismin konuğu olduk. Kendisi Türkiye ihracatı için, sektörümüzün ihracatı için hiç durmadan çalışıyor. Çok kısıtlı vakti var. Bize de vakit ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan kendisine. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Kamar'la birlikte çok önemli bir söyleşi yaptık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.